Uzamsal ilişkiler. Birinci sınıfa başlarken nesnelerin birbirine göre olan konumlarını öğrenmemiz gerekir. Mesela üstünde, altında, arasında, etrafında, sağında, solunda gibi birçok konum belirten kavramımız var. Bu kavramlardan ilki üstünde, altında. Resme bakalım. Gördüğünüz resimde bir kedi var ve kedi masanın üstünde. Bir de köpek var. Köpek de masanın altında. Böylece altında ve üstünde kavramlarını öğrenmiş olduk. Bir sonraki kavramımız arasında. Burada kız öğrenci ile erkek öğrencinin arasında bir kedi var. Kedi kızla erkeğin arasında. Resme baktığımızda ağacın arkasında 3 tane öğrenci görüyoruz. O halde burada hangi kavramı öğreniyoruz? Arkasında. Ağacın arkasında öğrenciler varken ağacın önünde köpek var. Köpek burada aynı zamanda bir çukurun içinde. O halde köpeğe çukurda da diyebiliriz. Burada gördüğünüz çocuklar bir çemberin etrafında yani burada öğreneceğimiz kavram etrafında oyun oynarken bir oluşturdukları bir çemberin etrafında duruyorlar. Bir sonraki kavramımız içinde ve dışında. Resimde gördüğünüz saçları örgülü kız evin içinde. Kısa saçlı olan kız evin dışında. Bir sonraki kavramımız ilerisinde ve gerisinde. Resimde gördüğünüz kırmızı kazaklı çocuk, mor kazaklı kızın ilerisindeyken, pembe kazaklı kız mor kazaklı kızın gerisinde. Yine bir başka kavramımız arkasında ve önünde. Resimde gördüğünüz perdenin arkasında bir kız var, önünde ise bir erkek çocuk var. Önünde ve arkasında. Bir sonraki kavramımız sağında ve solunda. Sağında ve solundayı açıklarken çok dikkatli olmalıyız. Kendi sağımız ve kendi solumuzu ekrandan seçmemiz gerekir. Ekrana baktığımızda bize göre sağ tarafta bir ağaç var. Dolayısıyla şapkalı çocuğun da sağında ağaç var. Yine aynı şekilde düşünürsek bizim solumuzda ve dolayısıyla kızın da solunda bir çiçek var. Tekrar söyleyecek olursak erkek çocuğun sağında bir ağaç var. Kız çocuğun solunda bir çiçek var. Bir sonraki kavramımız uzakta ve yakında. Resme baktığımızda bize daha yakın olan tavşan. Bize daha uzak olan ise maymun. Tavşan için yakında, maymun için ise uzakta kavramını kullanacağız. Bir sonraki kavramımız yüksekte ve alçakta. Tahterevalliye binmiş iki çocuktan sarı saçlı olan yüksekte, siyah saçlı olan alçakta. Şimdi örnekler yapalım. Görselde bir park görüyoruz. Bu parkta çocuklar oyun oynuyor. Genel anlamda görsele baktığımızda bize Ali ve Berk daha yakındayken Ömer ve Anıl daha uzakta. Bize daha yakın olan Ali ve Berk'in arasında bir köpek var. Sağ tarafta bir kaydırak görüyoruz. Kaydırağın üstünde Damla ve Mert varken alt tarafında Nazlı var. Damla ve Mert yüksekteyken Nazlı alçakta. Aynı şekilde tramplene bakıyoruz. Tramplenin alt tarafında Merve, Üst tarafında Tuna var. Merve alçakta, Tuna yüksekte. Ve arka tarafta tekerleklerin üstünde Anıl var. Böylece parktaki çocukların birbirine göre konumlarını ifade etmiş olduk. Şimdi bir başka örneğimize geçiyoruz. Örnekte şekiller var. Bu şekillerin Birbirlerine göre konumlarını ifade etmemiz gerekiyor. Öncelikle alt tarafta bize verilen sağ, sol, üst ve alt oklarına dikkat edelim. Bunu uygun olacak şekilde görsellerin birbirine göre konumlarını boşluklara yazalım. Öncelikle ilk sorumuza bakalım. Daire şeklinin altında ne vardır? Hemen görseldeki daireyi buluyoruz. Turuncu renkli bu dairenin altında yeşil bir beşgen var ve boşluğa beşgeni yerleştiriyoruz. Yıldız şeklinin üstünde ne var? Birlikte bakalım. Yıldız şeklinin üstünde nokta nokta vardır denmiş. Hemen şekle bakıyoruz. Yıldız şeklinin üstünde mavi bir üçgen var. Boşluğa mavi bir üçgen yerleştiriyoruz. Yeşil dikdörtgenin solunda ne var? Sol burada da gösterdiğimiz gibi bize göre olan sol. Şimdi hemen dikdörtgenin soluna bakalım. Dikdörtgenin solunda turuncu daire var. Onu da boşluğa yerleştirdik. Peki üçgen ile elips şekilleri arasında ne var? İki şeklin arasında yeşil beşgeni görüyoruz. Onu da boşluğumuza yerleştirdik. Peki hilal şeklinin sağında ne var? Sağı görelim. Hilal şeklinin sağında kalp var böylece onu da boşluğumuza yerleştirdik. Şimdi de deminden beri öğrendiğimiz sağ, sol, yukarı, aşağı gibi kavramları bir harita üzerinde daha net görmeye çalışalım. Harita üzerinde bir pembe araba görüyorsunuz. Bu arabayı eve götürmek için hangi yolu izlemeliyiz? Öncelikle arabanın sağa doğru ilerlemesi gerekir. Sonra da yukarı doğru ilerlemesi gerekir. Böylece eve varmış olur. Arabayı eski yerine alalım. Şimdi de hastaneye gitmek için nasıl bir yol izlemesi gerektiğini düşünelim. Öncelikle arabayı biraz sağa doğru götürüyoruz. Sonra aşağı doğru götürüyoruz ve tekrar sağa doğru gidiyoruz. Böylece hastaneye ulaşmış olduk. Şimdi hazineye ulaşmaya çalışan korsana yardımcı olalım. Korsanın hazineye ulaşabilmesi için Önce sağa doğru biraz ilerlemesi gerekir. Ardından yukarı doğru ilerlemesi gerekir. Şimdi sola doğru ilerleyecek. Tekrar yukarı doğru. Ve şimdi de sağa doğru ilerleyecek. İşte hazineye ulaştı. Bu konu içerisinde göreceğimiz bir başka örnekse yönergeye uygun olarak nesneleri hareket ettirmek. Şimdi görselde bir kedi var. Bu kediyi sağda verilen yönergeye uygun şekilde hareket ettirince acaba hangi kareye ulaşacağız? Öncelikle size çözmeniz için biraz süre verelim. Şimdi yönergeyi uygulayalım. Önce kedimiz iki adım sağa gitti. Sonra iki adım aşağı. Bir adım sola. Bir adım aşağı. iki adım sağa. Ve bir adım aşağı. Kedimiz yeşil kareye ulaştı. Şimdi diğer örneğe bakalım. Yönergemiz bir adım sağa. Bir adım aşağı. Bir adım sola. Bir adım aşağı. Dört adım sağa. iki adım aşağı. Kedimiz bir adım sağa, bir aşağı, bir sola, bir aşağı, dört adım sağa ve iki adım aşağı indi. Turuncu kareye ulaştı. Sıradaki örneğimizde yönerge bir adım aşağı, bir adım sağa, bir adım yukarı, bir adım sağa, iki adım aşağı ve iki adım aşağı şeklinde. Kedimiz bir adım aşağı, bir adım sağa, bir adım yukarı, bir adım sağa, iki adım aşağı ve tekrar iki adım aşağı indi. Ve sarı kareye ulaştı. Sıradaki örneğimizdeki yönerge, üç adım sağa, üç adım aşağı, bir adım sola, iki adım yukarı, iki adım sola ve üç adım aşağı şeklinde. Buldunuz mu? Kedimiz 3 adım sağa gidiyor. 3 adım aşağı. 1 adım sola. 2 adım yukarı. 2 adım sola ve 3 adım aşağı. Kedimiz kırmızı karaya ulaştı. Bu dersimiz sona erdi. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.